Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Handan Benzer, yıllardır yemediği, içmediği, biriktirdiği engelli ve emekli maaşını altına yatırdı ve bu zamana kadar 4 bilezik biriktirdi. Bileziklerini evde muhafaza eden kadın altınlarını çıkararak başka bir çantaya koydu. Bir anlık dalgınlıkla o çantayı da evdeki çöplerle birlikte çöp kutusuna attı. Ben Kayseri'den geldim. Çantam fermanı bozulmuştu. Sabahleyin kalktım, o çantayı boşalttım, başka çantaya koydum. O çanta, o altını çıkardım o çantada, tekrar o yırtık çantaya koymuşum altını. Ondan sonra üstüne de o kırıntı şeyler vardı. Eski çorap morap vardı, onu da içine bırakmışım. Ondan sonra getirip çarşıya gidiyordum. Çarşıda giderken yolda kendi çöpüme dönmedim. Dedim yolda ona orada bırakırım. Talihsiz kadının aklına saatler sonra geldi altınları. Evde oturduğu esnada altınlarına bakma ihtiyacı hisseden kadın hemen çantaya yöneldi ve altınların çantasını değiştirdiğini, o çantayı da çöpe attığını hatırladı. Hayatının şokunu yaşayan Benzer hemen mahallelerindeki çöp kutusuna yöneldi fakat iş işten geçmişti. Çöpü kurcaladığında çantayı bulamadı fakat çöp kutusunun içinde yanlışlıkla attığı bileziklerden birini buldu. Diğer üçüne de ulaşamadı. Birden aklıma geldi, Allah ben o altını ne yaptım dedim. Baktım yok, birden dedim ben olmuyor ki o çantaya bırakam. Yani o çöple birlikte çantayı da bu çöpe mi attınız? He, bu çöpe attım. Koşarak geldim. Bir çanta yok ama bıraktığım yırtık çoraplar vardı. Çorapları gördüm ben çantada, şeyde, çöpte. Karıştırdım bir baktım sanki altın bir tane bilezik görünüyor. O ince çorabın içindeydi. Kaç tane bilezik vardı? 4 taneydi. O bir tanesi ince çorabın içinde kalmış. Yok. Çöpler zaten sabah çöpler alınmıyor, akşam çöpler alınıyor. Çöpler duruyordu içinde. Benim bıraktığım çöpler de içinde duruyordu. Hurdacıyı da ben geçerken hurdacıyı bir yerde hurdacıyı gördüm ama buralarda bir yerde gördüm adamın yüzünü görmedim. Sanki benim bileziğim her biri yani 25 gram vardı. Bir tanesi herhalde 30 gram da vardı. 50 yaşındaki Handal Berzer bir anlık dalgınlıkla 4 bileziğini çöpüyle birlikte bu çöp kutusuna attı. Daha sonra buraya gelerek çöpün içine baktı ve bir bileziğini buldu fakat 3 bileziğine bir türlü ulaşamadı. Handal Berzel şimdi de o çöp kutusundan 3 bileziğini alan kişiye sesleniyor. Ben ne söylemek istiyorum? Onlar da Allah'ın kuludur. İnşallah merhametlidir. Onlar da biliyorum onlar da sıkıntı çekmiyor. Ona göre ben de sıkıntı çekmişim. Ben de binlerce yani dul kadınım. Ona göre yani benim bir ufakta bir maaşım var. Vallahi 1 milyardan fazla değil. Dua edeyim ne olursun getirsinler. Ya Allah rızası için yetim parasıdır, engelli parasıdır. Ne olursun yani çetmesinler. Ya Rabbi bunlar da biliyorum bunlar da ekmek parası kazanıyorlar ama helal kazansınlar. Unutkanlık var zaten bende. Şu an cihazımdan da beynimde cihaz var. Yani unutkanlık çok bende. Hiç etmişim. Merhamet etsinler. Ne olur merhametiyle gelsinler benim karşıma. Benim umudumu ne bileyim, umudumu kesmemişim. İnşallah da Rabbim merhametlilere denge. Merhametliler çoktur inşallah Müslümanlar. Onlar...